Kitaptaki diğer grafikleri masaya yatırmadan önce Thomas Piketty'nin Amerika'daki gelir eşitsizliğinin artış nedeni dair ileri sürdüğü iki teoriye bir göz atalım. İlk teoriye göre eşitsizlik artışını tetikleyen şey iş gücü. Evet işgücü. Özellikle de üst düzey yönetici fenomeni. Mesela büyük bir şirket yöneticilerinin şirket gelirlerinden aldıkları pay gün geçtikçe artıyor ve gelirlerdeki payları artıyor. Yazara göre bunun iki nedeni olabilir ve bu iki neden bir arada bulunabilir. İlki şu, piyasa üst düzey yöneticilerin değerini veya önemini anlamaya başlıyor olabilir. Bakın son birkaç on yılda piyasa bir şeylerin farkına varmış. Demiş ki bu adamlar daha fazla para almaya hak ediyor çünkü Evet maaşları çok fazla ancak şirketler de çok büyük şirketler. Biri çıkıp multimilyar dolarlık bir şirketin sermaye karlılığını yüzde 1,2 veya 3 artırabiliyorsa veya şirketin büyümesini hızlandırıyorsa ve bu ölçülebiliyorsa helal hoş olsun. O kişi gelirden gün geçtikçe daha fazla pay almayı hak ediyor olmalı. Yani ihtimallerden biri diğerlerinin piyasa tarafından takdir edilmesi. Evet, ne diyoruz burada? Piyasanın değer takdiri diyoruz. Yazarın bahsettiği diğer bir ihtimal ise ki kendisi de bunun daha muhtemel olduğuna inanıyor, o da şu. Son birkaç on yılda üst düzey yöneticilerin kendi alacakları parayı kendilerinin belirleyebildiği durumlar oldu onlara dur diyebilecek bir fren ve denge mekanizması yoktu çünkü. Bu yazara göre daha yüksek bir ihtimal. Buna gelir öz düzenlemesi dersek yanlış olmaz evet. Gelir öz düzenlemesi diyoruz. E, tabii ki meydanı boş bırakırsan adam da gelirini artırır. Belki bazı durumlarda azaltan da oluyordur. Yani Piketty'ye göre gelir eşitsizliğini artıran etkenlerden biri bu üst düzey yöneticilerin gelirden aldığı payın sürekli artması. Diğer etkense sermaye. Yani bir de sermayeye bağlı bir eşitsizlik artışı söz konusu. Evet, sermaye. Burada ana fikir şu. Sermaye karlılığı büyümenin üstünde ise sermaye sahiplerinin daha doğrusu kar sermaye oranını bu düzeye getiren kişilerin gelirleri nesiller geçtikçe ekonominin daha büyük bir kısmını teşkil eder hale geliyor. Peki bu ne demek? Eğer gelirinizin büyük kısmını emeğinizle elde ediyorsanız, maaşınızı piyasa kuvvetleri belirler. Geliriniz, bağlı çalıştığınız kuruma ne kadar değer kattığınıza, sizinle aynı yeteneklere sahip diğer kişilerin sayısına, pazarlıkta elinizin ne kadar güçlü olduğuna göre değişir. Ancak gelirinizin büyük kısmı emeğinizden değil de sermaye karlılığından gelmeye başladığında Neyi kastediyorum? Diyelim ki bir doktorsunuz Doktorsunuz veya yılda 200 bin lira kazanıyorsunuz, evet Yılda 200 bin lira Bunu daha parlak bir renkle yazayım Yılda 200 bin lira kazanıyorsunuz Bu geliri emeğinizle elde ediyorsunuz, bunu yazalım emekten elde edilen gelir. Ve diyelim ki size birilerinden bir miras kalıyor. Bu da 10 milyon liralık bir mirası olsun. Evet, şimdi 10 milyon liralık bir mirasa konuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yatırım yapıyorsunuz ve bu paradan yüzde 5 kar elde ediyorsunuz. Yani sermaye karlılığınız yüzde 5. Şöyle yazayım bunu R eşittir yıllık yüzde 5. Evet R eşittir yüzde 5. 10 milyon liranın yüzde 5'i yılda ne yapar? 500 bin lira yapar. Bu geliri de sermayeden elde ediyorsunuz. Bunu da yazalım. Sermayeden elde edilen gelir. Burada yazarın ileri sürdüğü şey şu. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki sermayeden elde ettiğiniz kar ekonomik büyümenin üstüne çıkıyor. Bu durumda ne oluyor? Bu doktorun serveti 10 milyondan 10,5 milyona yükseliyor. Sonra onun üzerinden bir yüzde 5 daha artıyor ve yıllar geçtikçe bu artış ekonomideki büyümenin üzerine çıkıyor. Sonra doktor ne yapıyor? Bu parayı çocuklarına veya diyelim ki başka birilerine miras bırakıyor. Bu kez de onlar aynı şekilde bu parayı çoğaltıyor. Zaman geçtikçe de öyle bir noktaya geliniyor ki bir servet hanedanı oluşuyor. Hanedan üyelerinin çalışmasına artık gerek kalmıyor. Yani bu fenomen herkese yetiyor. Yani size bir yerden miras kalıyor. Siz de o parayı bir yere yatırıyorsunuz. Elde ettiğiniz kar ekonomik büyümenin üzerine çıkıyor. Bu para yıllar geçtikçe ekonominin daha büyük kısmını teşkil eder hale geliyor. Arkadaşlar bir ara bu dinamiği açıklamak için bir elektronik tablo hazırlayacağım size. Evet arkadaşlar yazar ayrıca bunu dengeleyen dinamiklerinde de olabileceğine dikkat çekiyor. Belki o dinamiklerden biri budur. Değerli iş gücüne bazı alanlarda rastlayabiliyoruz. Mesela spor yıldızları, finans yöneticileri, çit fonu veya portföy yöneticileri gelirden orantısız pay alabiliyor. Bazıları bunu gerçekten hak ediyor olabilir. Bu karı elde etmek için karın bir kısmını iş gücüne harcamak gerekebilir. Ancak bunun tam tersi de geçerli olabilir. Devasa iş gücü geliri sağlayan kişiler biriktirdikleri parayı miras bırakarak bu durumun oluşmasına yol açabilir. Bu durumda artık gelirlerinin çok büyük bir kısmını veya tamamını emeklerinden değil sermaye karlılığından elde eder hale gelebilirler. Burada mantık şu, geliriniz ne kadar büyük olursa tasarruf oranınız o kadar yüksek oluyor. Bunu da bir netleştirmek lazım. Yani mesela mesela ne diyelim? 2 kişi var diyelim. A kişisi ve B kişisi olsun bunlar. A kişisi yılda 100 bin lira kazansın. Evet, yılda 100 bin lira kazanıyor. Şunu başka bir renkle yazayım. A kişisi yılda 100 bin lira kazanıyor. B kişisi ise 1 milyon lira kazanıyor diyelim Evet, B kişisi yılda 1 milyon lira kazanıyor. Bu şunu bir m diye yazayım. Gelirler böyle. Bu paraları nasıl kazandıklarına hiç değinmiyorum iş gücünden de olabilir, sermaye karlılığından da olabilir. Evet, bu, buna değinmiyoruz. Şimdi bakalım, yıllık gelirleri böyle. Burada A kişisinin üst orta sınıfa mensup olduğunu söyleyebiliriz. Mesela morguç ödüyor olabilir, çocuklarını pahalı okulda okutuyor olabilir gibi. Bu kişinin yıllık harcaması 80 bin lira. Yani yılda 80 bin liralık harcaması var. Arkadaşlar vergileri ödedikten sonra diyelim ki daha basit olsun Bu vergileri ödedikten sonraki geliri Harcamaları ise yılda 80 bin lira O halde ne oluyor? Tasarrufu yılda 20 bin lira oluyor B kişisinin vergi sonrası geliri ise 1 milyon lira Bu kişi çok daha şaşalı bir yaşam sürüyor olsa gerek Dolayısıyla ne olacak? Harcamaları da daha fazla olacak. Aileleri aynı büyüklükte olsa bile B kişisi A kişisinden 5 kat daha fazla para harcıyor olabilir. Bu kişinin çok daha tüketim odaklı bir yaşam tarzı benimsediğini söyleyebiliriz. Yılda 400 bin lira harcıyor diyelim. O halde ne olur? Yıllık tasarrufu 600 bin lira olur. Evet, 600 bin lira yıllık tasarrufu. Görüyoruz ki bu kişinin tasarruf oranı yüzde yirmi. Yani vergi sonrası gelirinin yüzde yirmisini tasarruf ediyor. Yani yirmi bine yüz Bu kişinin tasarruf oranı ise yüzde altmış. Şimdi bu kişinin geniş geniş yaşayarak yılda 800 bin lira harcaması bile mümkün. Ancak gelir büyüdükçe o kadar parayı harcamak da zor esasında daha dar gelirli birini düşünün. Mesela yılda 30-40 bin lira kazanan birinin kazandığı paranın tamamını harcaması gerekebilir. O zaman da tasarruf sıfır olur. Yani vergi sonrası geliriniz yaşam standartlarınıza ve harcamalarınıza oranla arttıkça genellikle tasarruflarınız da artar ve tasarruf oranınız arttıkça Özellikle de sermaye karlılığınız ekonomik büyümenin üstüne çıktıysa bu kategoriye doğru kayarsınız. Sermayenizin karından yemeye başlarsınız. Uzun vadede gerçekleşen budur. Tekrar söyleyeyim, burada amacım şimdilerde epey popüler olan bu kitapta neler anlatıldığını size aktarmaktı. Ancak sizden istediğim bu örneği hem açık görüşlülükle hem de eleştirel bir bakışla ele almanız. Mesela bu durum mantıklı mı ve niçin sonsuza dek süremiyor? R niçin hep G'den büyük kalamıyor? Bu denge neden bir noktada illaki bozuluyor? Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.